Adım Nizamettin Sami Arzulu. Ben Startup Centrum'un kurucu ortağıyım. Startup Centrum girişimleri, fikirden yatırıma kadar ekip arkadaşı, kuluçka merkezi ve yatırımcı erişli global bir startup platformu. İçeride işte 2000 aşkın startup, 15 bin aşkın kişi, 160 aşkın fon ve kuluçka merkezi var. Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ekosistemlerimiz raporlarını yapmaktayız. Bunları da devlet kurumları, medya kurumları kullanmakta. Yakın bir süre önce Hazine'den melek yatırım ağı onayı aldık. Melek yatırım ağımız var. Orada onu büyütüyoruz. Dün de SPK'dan kitle fonlama platform kuruluş iznini aldık. Şu anda onu gerçekleştiriyoruz ve yakında bir fon kuruluşumuz var. Startup Centrum olarak yani girişimlerin bu yolculuğunda biz onlara gerekli hizmetleri sağlama, gerekli ürünleri sağlama tarafında bulunuyoruz. Bugünkü biraz daha konumuz aslında işbirliği oluşturmanın önemi. Ki bizim işimizin yani Startup Centrum'un en büyük güçlü kaslarından biri bu işbirliği oluşturma kültürü üzerine ilerlemesi. Biraz hem kendi deneyimlerimizden hem de sizin sektörünüzdeki mesela ne tür kurumlar nasıl işbirlikleri gerçekleştiririz? Bunlar üzerine aslında biraz daha ilerleyeceğiz. Bizim yani ben de İTÜ'lüyüm. Bir yandan onu da söyleyeyim. İTÜ Makine Mühendisliği. Ayrıca o açıdan da benim için ayrıca bir anlamı da var. Buradaki bugünkü eğitimin. Öncelikle artık eski dünyanın rekabet anlayışı, şu anki dünyanın rekabet anlayışı farklı. Artık yani rekabetten çok paydaş olma, paylaşım kültürü ve nasıl söyleyeyim, ölçekleme ve ortak maliyetleri düşürme tarafında herkes çalışıyor. Yani incelediyseniz otomotiv dünyasına merak olan var mı burada? Sanırım Tekrar yok. eder misiniz? Duyamadım. Ne dünyası Otomotiv dediniz? dünyasına merak olan birileri var mı diye sormuştum da. Mesela orada son yıllarda baktıysanız artık rakipler birleşiyor. Birbiriyle karşı kişisi değişim alıp birleşiyor. Niye? Yeni elektrikli araçlarla rekabete girmek, maliyetleri düşürmek için. Yani normalde eskiden yıllar boyunca belki kanlı bıçaklı olduk rakipleriyle. Ortak birleşip daha büyük bir değer yaratmaya odaklanıyorlar ve yeni dünyanın değişkenler arasında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu yüzden kaynaklı işbirliği kültürü artık önemli bir hale geliyor. Ama Türkiye'de gelen işbirliği şu oluyor. Karşı taraftan istediğimizi alamam, bir şey vermeyelim. Maalesef öyle bir mantık yok. İşbirliğinin sürdürülebilir olması açısından. Daha demin arkadaşlar bu o dünyalardan bahsettiler. Şimdi onlar ben onların içine bakınca ilk aklıma gelen nokta şu oluyor. Ya yazılımda çok iyi olmak lazım ya donanımda ya da o süreci iyi bilmek lazım ama bu işin store ya da dükkan işi bambaşka bir boyut. Belki burada bu store ya da dükkan açan kurumlar, bu konularda iyi olan para kazanacak kimler mesela Migros diyelim ya da BİM diyelim ya Getir gibi diye kurumlar diyelim. Bunlar oradaki operasyon sürecini iyi biliyor, depolamayı vesaire. Siz ise aslında araçlarınızda oradaki maliye sürecini indirmeyi iyi biliyorsunuz. Burada iki kurum arasında işbirliği kültürü oluşabilir. Bu işbirliği bazen müşteri şeklinde olabilir, bazen ortak şeklinde olabilir, bazen gelir paylaşımı şeklinde olabilir. Ama sizin şöyle bir hayatta düşünün. Büyük firmalar mesela şu an startuplarla işbirliği yapmak istiyor. Bunlarla ilgili açık inovasyon programları yapıyor. Açık inovasyon kavramını daha önce duymuş muydunuz? Yok diye alıyorum cevabı. Açık inovasyon kurumların kendi içindeki yenilik süreçlerini dışarıya açık farklı kurumlarla işbirliği şeklinde gerçekleştirmesi diyebiliriz en basit haliyle. Büyük koskoca holdinglerin bunu küçük startuplarla yapmasının sebebi ise buradaki startuplar bir problemi çözmek için çok odaklı çalışan ekipler ve sadece o problemi çözmek için ilerliyorlar ve bunda başarılı oluyorlar. Büyük kurumlarda ise büyük yapıların hantal bir hali var ve çok fazla gündemleri olduğu için aynı odaklanma tarafında maalesef startuplar kadar başarılı olamıyor. Büyük kurumda 5 yılda gerçekleştirebildiğim bir iş, startuplar sadece 1 ya da 2 yılda da yapabiliyorlar. İşte o yüzden kaynaklı herkes işte startup gibi çalışıyoruz, agile oluruz vesaire diye kavramları hatta daha kullanmaya başladı kurumsal dünyada. Şimdi bu odaklanma gücünü ve hızlı büyüme gücünü gören kurumlar diyor ki ben bir ürünü full her şeyi kendim yapabileceğime kendim yapmam yerine gider bunu bir startup işbirliği yaparım. O işbirliği o ürünü geliştirip ben ise satış ağımı kullanırım. Bugün günümüzde bunu özellikle Microsoft, Amazon gibi kurumlar yapıyor. Eğer onların programına dahil olduysanız onlar ne diyor? Yazıp sağa sürün onlara.
biz size müşterilerimize eriştirelim, müşterilere satış sağlayalım. Türkiye'de bunu Vodafone da benzer vitrin programıyla yapıyordu. Şimdi siz telekom dünyasını geliştiren bir dönüştürecek bir yazılım yapıyorsanız bunu tüm işte firmalara rakip olacağım, bankaları ya da ortadan kaldıracağım gibi değil, onlarla beraber dönüştüreceğim demek diye de daha mantıklı gibi geliyor bana. Bu konuda mesela gördüğünüz işbirlikleri tarafından örnek verebileceğiniz var mı? Startup kurum olur ya da farklı markaların işbirliği olabilir. Ben direkt kendimizden bahsedebilirim aslında. İlk bize örnek vererek başladınız. Biz zaten esasen soğuk teslimat, lojistik altyapımız olmamasından mütevellit. Bir yandan da bir perakende ürünü depolamak, bunun doğrudan her noktada doldurum yapmak kolay iş değil. O yüzden en başından beri kendimizi hep büyük perakendecilerin aslında işlerini kolaylaştırabileceği ve maliyetleri düşürebileceği noktasında robotik firması olarak konumlandırıyoruz. İşte bu noktada İrlanda'da işte Getir'in benzer bir şirketiyle aslında sözde de olsa, kağıt üzerinde olmasa da küçük bir partnerlik yaptık mesela. Adamların güzel, doğrudan ihtiyaçlarını dinliyoruz. Adamlar hızlı teslimat şirketi ama biz onlara ürünlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Çok iyi. Mesela Türkiye'de Dinçer Lojistik var. Duydunuz mu onu? Geçen davet ettiler bizi onun demo deyine. Sonra bir de almadılar. Biz anlamadık onu. Ya buyurun şey gelin bekliyoruz sizi dediler. Sonra dediler maalesef sizi uygun görmedik dediler. Garipti. Ya şey olmuştur orada. Şimdi bir yandan farklı seçici liste var ya. Girişim aşamaları değişik oluyor. Eğer bu dönemlik girişim aşamaları şeyse, daha önceden belli olduysa, o yüzden ekleyememiş olabilirler. Dinçer Lojistik mesela Getir'le işbirliği yaptı. O Getir operasyonu için Dinçer kritik, orada ortaklığı da var diyebiliyorum. O Dinçer'in o lojistik bilgisini Getir'in oradaki süreç yazılım operasyon gücünü birleştirerek aslında şu anki Getir'in operasyonları gerçekleştiriliyor. Ve Dinçer bunun farkına vardıktan sonra, bu Getir olayından sonra yeni startuplar yakalamaya çalışıyor. Özellikle lojistik sektöründe şu an o süreçleri dönüştürmek bayağı tartışılan bir konu. Diğer yandan da kurumlar tarafında, yani özellikle başka, siz şeyi hatırlıyorsunuz, korona sırasında yerli solunum cihazı konusunu hatırlıyor musunuz? Arçelik, evet, Baykar Koç falan girmişti, ortak bir evet, cihaz üretmiş. Burada ne oldu? Onu geliştiren bir ekip vardı ama ekip daha seri üretime hazır değildi. İkinci seri üretim gücü yoktu. Baykar burada mühendislik onu seri üretime hazır hale getirme tarafını destek verdi. Arçelik bunu seri üretim tarafını çözdü ve bir anda Türkiye'de belki olmayan, yani Türkiye'de yoktu zaten olur, Türkiye'de olmayan bir ürün hızlıca üretildi. Bunun için 3 büyük kurumun bir araya gelmesi yeterli oldu. Ve bunu yaparken de kaç ayda yaptılar bunu, hatırlıyor musunuz acaba? Ben 3-7-6 aydan daha kısa hatırlıyorum. O civarlarda, daha bile kısa olabilir. Yani normalde kaç yıldır çalışan bir ekip bu kurumların işbirliği, onların güçlü kaslarıyla beraber bunları yapabildi. Yani bu iş para işi değil. Odaklanma ve uzmanlık. Arçelik'in uzmanlığı ne? Seri üretim. Baykar Mühendislik tarafında uzmandı. Onlar da kendi teknolojilerini zaten geliştirmişti ve bu üçü bir araya gelince hızlıca bir başarı hikayesi, ülkenin ihtiyacı olan bir ürün çıktı. Gördüğünüz üzere bazen düşünmediğiniz ya da işte bu kurum bizi işbirliği yapmaz, bizi kopyalar bazen dediğiniz kurum şeyler bile, kurumlarla bir de güzel işbirlikleri çıkabiliyor. Sadece buradaki işbirliği faydasını iyi anlamak lazım. Yani burada ki noktada şöyle söyleyeyim, işbirliği yaptığınız kurmak bir gelir paylaşımı ya da know-how paylaşımı oluyorsa, onun buradan bir onda olmayan bir şeyi sağlıyorsanız güçsüz, ama ikinizde de olan özellikle çakıştıkları zaman bu hikaye şeye dönüyor zamanla. Büyük balık küçük balığı yutar. Hangisi birbirini yutabilirsin dönüyor. Eğer birbirine benzer noktalardan gidilirse. Bu yüzden kaynaklı işbirliği yapacağınız kurumları iyi seçmek önemli. Daha önce yaptığı işbirlikleri neler? Startuplarla işbirliği yapmışlar mı örnek veriyorsun? Ya da rakipleriniz işbirliği yapmış mı? Ben mesela bazen rakip çıkacağı zaman kitle fonlamana örnek veriyorum. Kitle fonlamana rakip işte platformlar geliyor. Ben diyorum size yazılım hizmeti vereyim. Süreç danışmanlığı vereyim. İstediğiniz bir konu varsa o konuda direkt yardımcı olayım. Bunu neden diyorum? Abi rakibim çıkacaksa süreci benimle yürütüyorsa tüm sürecini bilirim. Bize bağımlı olur. İkinci tarafta yazılım tarafında aynı şekilde bize bağımlı olur. Ben oradan yine para kazanırım. Rakibim 100 lira kazanıyorsa ben yine oradan bir şekilde 5 lira kazanmış olacağım. Rakibim niçin benimle çalışacak? Bu adam bu iş sürecini daha önce yaşamış, biliyor ve onun için onunla ilerlemek daha hızlı olur. Tamam, buradaki nokta başlangıça kadar, belli bir noktaya kadar iyi gidiyor. Belli bir noktadan sonra büyük balık küçük balık hikayesine dönmüş olacak. Bazen işe böyle bakabiliyorsunuz iş birliklerine. Ya da uzun vadede benim girmemin pahalı olduğu bir alan vardır. Örnek vereyim, ben kurumlara inovasyon danışmanı tarafını
girmem mesela daha beni zorlayan, daha zaman alan bir nokta. Bunun yerine girmiyorum. Kurumlara bu inovasyon sürecindeki yazılımı veriyorum. Bunu da yazılımı verirken de yazılımı ben satmakla uğraşmıyorum. Gidiyorum. Bu alandaki danışmanlara gidiyorum. Danışmanlara yazılımı anlatıp onlar danışmanlık yanında bu yazılımı satıp gelir paylaşımı yapmasını sağlıyorum. Yani çapraz satış bir nevi çalıştırabiliyorum. Sizin de bütün iş girmeyeceksiniz. Kendiniz satış yapmadan başka bir işbirliği yaptığınız kurumu ilerletmek çok mantıklı olabilir. Yani burada işte droncu arkadaşların işte Dinçer lojistik firmalarına bu konuda ilerlemesi ya da Getir benzeri kurumlarla ilerlemesi olabilir ya da kurye hizmetinde çalışan işte ULAK, İletmen gibi kurumlarla bunlarla paslaşmak mantıklı olabilir. Diğer yandan da bu mesela şey deniz üzerine deniz temizleme tarafında ise deniz temizleyen kurumlar ise belediye ya da diğer kurumlarla işbirliği yapıp onlarla işbirliği geliştirmesi çok kıymetli. Bunu yaparken de şu an gelecekte size önerim bir işbirliğini yaparken sadece size bir kere kullanıp bırakmanız değil sürekli müşterileriniz ya da diğer kurumlarla sürekli işbirliği modeline bakın. Bir kere olduğunda tek seferde para kazanıyorsunuz ama sürekli size bağımlı olacağı bir modelde ise beraber işinizi büyüten bir nokta haline geliyor. Yok, şu an zaten biz bir alt lisans verdiğimiz bir şirket var zaten. Denizlik alanda deniz temizleme şirketlerinden en büyüklerinden bir tanesi. Ayrıca zaten hem bunları verirken diğer şirketlere de ürünümüzü satıyoruz zaten. Yani Çok bu. temizleme farklı kişi yapıyor, hem de ürünü satması için de başka insanlara da satışımız var. Ya bunu normalde yapmanız belki siz hem çok para yakmanız hem de uzun çaplı bir süreç ya 5 yıl alacaksa bunu siz belki bir yılda doğru partnerlerle hızlıca işinizi büyütebiliyorsunuz. Ya bazen işinizi büyütüp pazarda büyümek tamamen her şeyi kendiniz yapmaktan daha iyi. Çünkü zaten kendiniz yaparak da pazarda büyümek istiyorsunuz ama buraya gerekli kaynak ve zaman çok fazla. Bunun yerine kısa vadede hızlı noktada müşteriye ulaşmak kıymetli. Çünkü müşteriye ulaştıkça aslında siz yatırım almadan sürekli para kazanıyorsunuz. Yani ben yani şöyle söyleyeyim. Biz şey inanırız. En iyi yatırımcı müşteri. Para veriyor, hisse almıyor ve sürekli bunu yapıyor. Bundan daha iyi bir durum. Yatırımcı aldığınız her seferinde yatırımcının ileride bunu daha yüksek exit'le çıkma beklentisi var. Her zaman da hisseniz azalacak. Bu yüzden hani ne kadar satış ağı kurarsanız, ne kadar çok müşteriye giderseniz aslında oradaki süreci yönetmeniz daha kolay oluyor. Yatırımcı bazen şey şu da olabiliyor. Dinçer'de Getir yatırımcı diye biliyorum. Belli bir sitesi var ama miktarını şu an hatırlamıyorum. Şimdi bu Dinçer'le bunu ne yapıyor? Stratejik bir yatırımcı olarak kalıyor. Dinçer'le zaten çalışıyor. Ama Dinçer burada yatırımcı da olarak sürekli bir çalışmayı sağlıyor. Yani hissedar olduğu için diyor ki benim olduğum yerlerde sürekli benimle çalışacaksın. Bunu garantilemiş oluyor. Bazen siz de kendinize stratejik yatırımcı olabilirsiniz. Ama stratejik yatırımcı almanın dezavantajı ve avantajları var. Mesela müşterilerinizin tarafında stratejik yatırımcı almak ben çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü müşteriniz olan bir kurumun yatırımcı olması size şu sorunu çıkartıyor. Müşteriye sattığınızda işte o yatırımcınıza sattığınızda yatırımcınız rakipleri sizden hizmet almak istemeyebiliyor. Niye? Diyor ki bunun yatırımcısı benim rakibim üzerine bilgi gider. Ama Dinçer gibi örneğe baktığımızda ise Dinçer hizmet verdiği kuruma yatırımcı olmak istiyor. Burada da aslında Dinçer şey yapmış oluyor. Kendisi de çalışacağı kurumu aslında sürekli garantilemiş oluyor ve bu işe inanıyor. Bunun da ayrı bir avantajı var. Bu hem Dinçer açısından avantajı var. Getir için avantajı var. Lojistik sürecinin daha odaklanmadan yani lojistik kısmı bilmediği alana büyük lojistik tarafına girmeden bu işi yönetmeyi sağlıyor. İki kaynak buluyor. Üç kendisini sürekli kendisi gibi düşünen ortak olduğu için de müşteriden çok ortak gibi davranan bir tedarikçisi olmuş olacak. Bu araştırmanın örnek alınmış sebebi yani Peugeot birleşiyor, Fiat'la birleştiler, diğer kurumlar işte birleşiyor. Birçok kurum şu an ayakta kalmak için rakipleriyle birleşiyor. Yani diyor ki rakibindeki güçlü kasını, bendeki güçlü kasını. Mesela bir startup centrum olarak Türkiye'deki işte TÜSİAD'da çalışıyoruz, MÜSİAD'da çalışıyoruz, T3'te çalışıyoruz, TOPLA'da çalışıyoruz. Bunu yapmamız en büyük sağlığı biz her tüm işbirliğine açık kurumlarla hepsiyle görüşüyoruz. Bunun için bir taraf ya da bir nokta gibi gözükmüyoruz ya da ilgili. Herkese eşit mesafe durup işbirliğinin açık olduğunu gösterdiğinde işimizi iyi yaptığınızda herkes bizde işbirliği yapıyor. Siz de kurum olarak baştan işbirliği noktası net söylerseniz ki ben herhalde ben işbirliklerinde
somut konuşmaktan yana ne sunabilirsiniz? Bu iki soruyu zaten net cevaplayınca işbirliği tarafı hızlı gelişiyor. Ama bunları tek taraflı, yani beklentim bu. Ama size Nizamettin Bey, özür dilerim. Soruları tekrar alabilir miyiz? Sesiniz gelmedi o sırada da. Tamam. İki soru demiştiniz ya. İşbirliği yaparken bir, beklentiniz ne karşı tarafa? İki, bize ne sunabilirsiniz bu beklentiniz karşısında? Bu iki sorunun cevabını net vermek önemli. Eğer burada bunu net vermediğimizde, yani beklentilerin bu, karşılığında ne sunuyoruz karşı tarafa? Hiçbir şey. Yani kurum ya da kişi bunu bir defa belki rica ya da size destek olsun diye yapar ama sürekli bir işbirliği yaratamazsınız. Ama bunu sürekli bir işbirliğine çevirmek istiyorsanız bu adama beklentinizin karşısında sunduğunuz ekstra değeri iyi anlatmak lazım. Ya bunu iyi anlattığınız zaman iki taraflı ve sürekli bir işbirliği çıkıyor. Ama işte biz sizden örnek ise startup beklentimiz var. Bize startup yönlendirecekti, biz sizin sunacağız. İşte reklam desteği. Yani reklam desteği sadece anlamlı olmuyor. Belki orada TETO'ya patent tarafında hizmet ya da gelir yaratacağız gibi bir başlıkla düşünebilirsiniz. Yani bu iş ve sektöre göre düşünmeniz lazım. Ama bunu yaparken de lütfen işbirliği yapmak istediğiniz kurumlara araştırın. Bu kurumlar ne yapmak istiyor? İleride neler yapacak? Sadece işbirliği yapmak için işte görüşelim dediğinizde genelde Türkiye'de bir tanışma oluyor. Sonra kurumlarla ilgili işbirliğinde net bir şey olmayınca o tanışma ziyaretten sonra ilerlemiyor. Ama kurumların yaptığını iyi bilirsek ve başta tanışmada direkt şunları istiyoruz, bunları sunabiliriz dediğimizde ise daha somut bir ilerleme oluyor. Ben genelde işbirliklerinde şunu yapıyorum. İlk bir deneme işi yapıyorum. Bakıyorum ilerliyor düzenli. Daha sonrasında bunu daha yazılı ya da sözleşmelerle getirmek daha mantıklı geliyor bana. Sebebi, ben iş yapmadığım kurumu çok tanımam. Genel öyle bir yani iş yapmadığım kişi ya da kurumu tanımıyorum diye bakıyorum. İnsanlarla arkadaş olabiliyorsunuz, kurumlarla tanışık olabiliyorsunuz. Siz her zaman destekleriz gençler de diyorlar. Ama iş yaparken değişik tabii. Süreçlerini görüyorsunuz. Para döndüğü zaman insanların daha nasıl bir mantıkla gittiğini görüyorsunuz. Bu yüzden kaynaklı kurumlarla iş yaparken de yani bunu siz baştan sözleşmeni yapabilirsiniz de kurumlarda şey sorunu da var. Ya NDA yapacağız ya da normal bir sözleşme yaptığımızda bayağı zaman oluyor. Bunu 3 tane aşama onaylatmamız lazım vesaire. Bundan kaynaklı kurumlarda da yani Türkiye'de de karar alma mekanizmaları zayıf, yani yavaş diyelim. En az 3 ya da 4 aşamadan geçiyor. Bu da bir kurumla iş yapmayı zorlaştırıyor. Özellikle kurumsalda bir iş yapacaksanız, eğer patron şirketi ise benim şahsi önerim 2 numara ya da 1 numara direkt patrona erişebilecek bir yöneticiyle görüşüp işbirliğini kurgulamak daha mantıklı. Kurumsal bir şirketse ilk önce işbirliğinde ben şunu soruyorum. Tamam, biz görüştük, güzel. Sonraki aşama ne? Bir de sizin değerlendirme aşamanız kaç aşamada oluşuyor? Bazen görüştüğünüz kişi iyi niyetli olup bir şeyler yapmak istiyor ama yetkili kişi olmuyor. Ve onların mekanizması 3 ya da 4 defaysa zaten siz 100 tane şey anlattıysanız karşı taraf bunu 60'ını alıyor. 30'unu anlatıyor, o da üstüne 20'sini anlatıyor, onu anlaşılıyor gibi. Kızısı 100 şeyin 5'i karşı tarafa erişiyor ya da direkt karar veren yetkili tarafa. Ben o yüzden biraz artık şey modundayım. Kurumlarda karar, ya yetkili kişi de yetkilim, bir altıyla direkt çalışıp ilerlemenin Türkiye'de daha hızlı olduğunu görüyorum. Yoksa ilerlemek çok mümkün olmuyor. Diğer yandan da size önerim, sektörünüzdeki oyuncular, rakipleriniz neler yapıyor? Neler, bu işe nasıl bakıyorlar? Ve sektör nereye gidecek? Bunu yakalamak çok önemli. İşte herkes örnek veriyor. Nokia örneğini. Nokia işte telefon deviydi. Telefon sektöründe ondan başka kimse yoktu. iPhone girdiğinde bir anda başta dalga geçtiler gibi oldu. Dokunmatik ekran yok muydu? Vardı. Daha önceki süreçlerde vardı ama doğru zamana doğru arayüz ve doğru tasarımla başarılı olduğunu gördük. Bu da demek ki sektördeki rakipleriniz dışında sektör dışı oyuncular da geliyor. Şu an otomotiv sektörüne bakarsanız Apple araç yapacak. İşte Tesla otomotivle hiç alakası yoktu yani şey olarak. Daha önce bir deneme yok. Bir anda elektrikli araçlarla şey yaptı. Piyasayı alt üst etti. Ve yeni firmalar geliyor. Artık otomotiv işi bir mobilite işinden çok bir yazılım ve teknoloji işine şirketine odaklandı ki en son belki şey görmüşsünüzdür. Tokta startuplarla işbirliği yapıyor. Ve bu alanda birçok startupla nasıl ilerleyebiliriz buna bakıyor. Demek ki sektörlerde artık sektör dışı bir rüzgar var yani. Sektör dışında bir oyuncu gelip bir anda sizin tüm sektörü alt üst etme imkanı bulunuyor. Bunu da yakalamak, bunu da takip etmek çok kritik. Eğer yapabiliyorsanız, sektör dışı bir oyuncu geldiyse ve sektörü dönüştürecek, o dönüşümü siz yapın.
dönüşümün sonucunda giden değil, dönüşümü başlatan tarafta olmak çok daha mantıklı. Ki mesela Tesla hikayesinde şöyle oldu. Mercedes mesela hissedar oldu Tesla'ya. Ondan sonra işte Porsche ve diğer birkaç firma mesela Tesla'nın altyapısını kullandı bazı yerlerde. Mesela Tesla da şey yaptı diyebilirim. Patentlerini açtı mesela. Amaç elektrik piyasası büyüsün, biz daha büyük kitleye ulaşalım. Çünkü şöyle düşünün, dünyada elektrikli araçların tek reklamını Tesla yapsa erişebileceği kişiyle bir anda 10 markanın elektrikli araç reklamı yapmasının müşterilerde yarattığı etkisi daha farklı. Pazarı büyütmeyi oynadı. Bu da bir taktik. Sizin de mesela bu patentler açacak yarattığı işbirliğiyle aslında şey yaptı, sektör önünü açıp daha çok müşteriye erişmek için marketing maliyetini azalttı. Şunu şarjı takayım. Mesela sizin de sektörde kendi işinizle ilgili işbirliği yapmak istediğiniz kurumlar var mı ya da onlarla ilgili planlarınız neler? Bundan biraz örnek verelim mi? Ya da bahsetmek isteyen var mı? Yani şu anda ben Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile temizlik üzerine görüşüyorum zaten. Devlet zaten bizzat. Ayrıca işte İstanbul Boğazı temizliği ile ilgili de birkaç şirketle, hatta belediye ile görüşüyor. Çok iyi. Ama amacımız işte işbirlikleri yaparak daha çok şey yapabilmek. Ama yani bu sektörde bu işi yapan zaten işte bir örgüt var, IMO diye, International Maritime Organization diye. Bu örgüt tarafından Türkiye'de yetkilendirilmiş zaten sayılı 6 tane şirket var zaten. 7 olmuyor zaten. Onlardan bir tanesi biziz. O yüzden yani bunu satabileceğimiz kişi sayısı da az. Sadece temizlik ürünü işte belediyelerin ya da devletin belirlediği noktalara ancak satabiliriz ya da o 6 şirkete satabiliriz. Yurt dışı tarafında nasıl bir süreci var? Yurt dışında da petrol çıkartılan işte Katar gibi, işte Suudi Arabistan gibi alanlarda ya da Irak, İran, bu alanlarda zaten satışlarımız var. Oralarda rafine müdürlüklerine ya da işte limanlarda, çünkü her limanda bu ürünü stokta bulundurmak zorunluluğu var. Bütün gemilerde olmak zorunluluğu var belli tonajlara, geminin büyüklüğüne göre. O yüzden oralarda satışımız zaten mevcut. Ama harici temizlik farklı bir mecra. Orası dediğim gibi o IMO dediğimiz örgüt tarafından, Dünya Denizcilik Örgütü dediğimiz bir örgüt var. O tüm kuralları hangi gemide ne kadar ürün olması, hangi limanda ne kadar olması gerektiğini belirleyen kurum yani. Onların belirlediği olumluğuna göre satışımız var. Çok iyi, elinize sağlık. Sağ ol. Diğer yandan şey sorayım. IMO var. IMO dışında başka şeyiniz yok. Etkilendim ama diğer kuruma satabiliyorsunuz. O zaman pazar nereye kadar büyüyecek sizde Ömer Bey? Ya amacımız ya tüm dünyaya ülkelerde bulunmak mı, yoksa yeni dönüştürebileceğimiz bir nokta var mı? Şöyle, bu ürün hidrofobik bir ürün olduğundan dolayı şu anda kullanılan ürünlerden neredeyse 9 kat daha ucuz. Pazar olarak zaten biz hakim olabilecek düzeydeyiz zaten. Haricinde elimizde çok var organik bir malzeme. Yani tüm dünya yetebilecek kadar bir organik malzemeyi Türkiye'den rahatla çıkartabiliyoruz. Onun haricinde işte birkaç ülke dışında birkaç işte İsveç'ten şu anda bir teklif aldım geçen hafta. Yani yurt dışına açılıp özellikle Kanada, İsveç gibi ülkelerden bunları dünyanın her tarafına bir ortak işbirliği ya da bir bayilik ya da bir ortaklık söz konusu olursa daha farklı alanlara kayabileceğimizi şahsen düşünüyoruz. Yani pazarımız aslında çok geniş. Anladım. Çok iyi. Başka örnek vermek isteyen var mı? Aslında Nizamettin Bey, başka örnek yoksa siz bize hani bu tür işbirliklerine nasıl en kolay şekilde ulaşabiliriz, burada dikkat etmemiz gereken konular nelerdir gibi konulardan bahsedebilir misiniz? Şöyle, kurumlar tarafında ise şu an startup kurum işbirliği yapacaksanız, biz bir ekosistem haritası yayınladık. Bu ekosistem haritasında Türkiye'de açık inovasyon alanında çalışan kurumlar da bulunuyor. Bu kurumlar yani startuplarla işbirliği için bir deneme yapmış, bir çalışma yapmış ya da bir birim kurmuş ekipler. Bunlarla doğrudan ilk işbirliklerini yapmanız daha kolay. Çünkü en azından startupların ne olduğunu kısmen biliyorlar. İyi ki startup denemeleri var. Size önerim, ilk önce sektörünüzde bu tür çalışma yapmış kurumlar var mı, bunları belirleyin. En önceliğim bu olur. İkinci tarafta kurumlarla görüşürken eğer patentli bir ürün tarafına gidiyorsanız NDA yapın. Çünkü bazen şey oluyor, toplantı sizde işbirliği değil de sizin ürünü nasıl yaptığınıza dair çok detaylı sorularla gidiyor. Burada bunu önlem almanız iyi olabilir. Bazı firmanın burada kötü bir namı var. Üçüncü noktada ise
kurumlarla işbirliği yaparken Türkiye'de POC yaparken kurumların dediği ya sen bizle işbirliği yap. İşte bizim ismimiz büyük, bedava yap bizi. Geri kalan da şey olur. Referans müşteri gelir. Bu her zaman anlatılan ama uygulamada çok başarılı olmayan kısımlar. Sebebi ise ilk POC yaparken müşteri zaten sizi biraz yoracak. Orada bir zaman ve şey maliyetiniz var. Müşteriye uyarlama maliyetiniz de var. Bunu olabilecek size önerip POC ücretli yapın ki karşı tarafta bunun kıymetini bilsin. Ücretsiz bir işin her zaman ertelenebilir. İkinci düşünülen bir iş olabiliyor. Bu yüzden kaynaklı işbirliği yaparken de kurumlarla POC ücreti almayı unutmayın. Yani küçük de olsa bir ücret alın ki bunun bir bedel ödendiğini ve bunun bir onlar için de maliyeti olduğunu farkına varsınlar. Üçüncü noktada ise bunları gerçekten sonra süreci gördüğünüzde illa şuna kurumun istediği sorunla sizin çözdüğünüz sorun aynı olmayabilir. Şu ilk aşamada. Ürünü belki kuruma özel değiştirmeniz gerekebilir. Bunu da yapmaktan çekinmeyin ama bunu yaparken de %100 farklı bir ürün ya da %50'yi aşan farklı bir ürün yapmanız gerekiyorsa o kuruma özel bir ürün yapıyorsunuz. Bunu herkese satabilir misiniz? Buna bakın. Yani bizim başta tasarladığımız ürün doğru problem mi? Doğru ürün mü? Onu da anlamış oluruz. Eğer zaten doğru ürünü tasarlamadıysak başka müşteriye gidemeyeceğiz. O zaman kurumla gerçekleştirdiğimiz ürün müşterinin aslında istediği ürün oluyor. Ve ona uygun beraber gerçekleştirme, geliştirme gerekiyor. Bu geliştirmeyi yaparken de dediğim gibi şuna bakın. Bizim yaptığımız geliştirme ürünü şu an ilk yaptığımız ürünün %50'sinden farklı bir değişiklik yapıyor mu, yapmıyor mu? Bazen şu oluyor. Siz kuruma özel bir ürünü yapıyorsunuz. O kurum dışında kimse satın almıyor. O yaptığınız tüm geliştirme çöpe gidiyor. Kurumda büyük ihtimalle ilk müşteriniz olduğu için de bedavaya ya da düşük fiyatta giriyorsunuz. O size büyük bir zarar yazıp sizi batıran bir nokta oluyor. Diğer bir nokta ise kurumlarda yöneticiler değiştiğinde sizin tüm süreçiniz sıfırdan başlıyor. Maalesef Türkiye'de kurumlarda yani şey yok, kurumsallık olmadığı için kişilere bağlı bir ve kurumsal hafıza olmadığı için kişilere bağlı bir süreç olduğu için devlet kurumlarına gitseniz de böyle, özel kurumlarda da böyle. Ya patron ya da işte dediğim gibi İki numara sürekli orada biri olan biri yoksa ilerlemiyor yani. Patron da değişebiliyor. Bazen ben onu da gördüm. Şirket satılıyor. Gelen yabancı ortaklar süreci devam ettirmek istemiyor. Ya da önceliği olmuyor gibi durumlar da oluyor. Bunlara hazır olmak önemli. Ben hatta şey diyorum bazen, ya kurumsal iş yapıyorsanız zaten en az 3 ayın sadece toplantıyla geçeceğini şey yapın. Hazır olun. 3 aydan sonra satış olur. Belki 3 aydan satıştan sonra da İkinci ayı ya da üçüncü ayında belki para alırsınız. Ödemeleri de geç yapıyorlar. Genelde ödeme işlerinde şunu sorun. Ne kadar vadeniz var, ne kadar şey yapıyorsunuz. Bunları da öğrenin. Bu şekilde planlı giderseniz daha çok sevinirim. Kurumlara gittiğinizde. Ben linki nerede paylaşabilirim? Yani startupcentrum.com/report'ta direkt şey var. Bu ekosistem haritası var. Orada bu konuda çalışan, startuplarla işbirliği yapan kurumları incelemeniz önemli. İkinci tarafta da şuna eğer regülatif bir iş yapıyorsanız regülasyon oluşturan kurumlara ya da politika oluşturan kurumlarla tanışın kesinlikle. Onlarla da işbirliği yapmak önemli. Neden derseniz regülasyon kuran kurum sizin yaptığınız işin aslında sınırlarını çizen kişi. Bazen işin geleceğini değiştiriyor, bazen ise geleceğini belirliyor. Ya yaptığınız ürün bir anda regülasyon gereği yasaklanırsa ortada kalabilirsiniz ki Türkiye'de bu da oldu. Örnek verirsek bu blockchain'li ödeme altyapısı konusu vardı. Bununla ilgili birçok girişim vardı. Hatırlıyorsanız bir sene, bir buçuk sene önce bir anda blockchain'li ödeme kalktı. Bu regülasyonu takip etmeyenler vesaire bir anda açıkta kaldı. Burada da sizin regülasyon tarafını iyi takip etmeniz. Bu regülasyonu yapan kurumlarla beraber regülasyonu geliştirmeniz önemli. Ben mesela kendi alanımda işte SPK, hazine, sanayi hepsiyle konuşuyorum. Hepsiyle tanışıyorum. Bazen bir şey böyle ihtiyaçları olduğunda bunu ücretsiz çözüyorum bilerek ki ileride de benim ihtiyacım olan bir konu olduğunda direkt bunu şey yapayım, ilerletebileyim işbirliğiyle beraber. Regülasyonu takip etmek, regülatif bir alanda çalışıyorsa onu düzenlemek çok önemli. İşte bu havacılık alanında çalışan arkadaşlarım büyük ihtimalle sivil havacılık tarafındaki regülasyona çok bağlılar sürece. Ve artık kargo taşımacılığı süreciyle ilgili belki evet. Süreçleri vardır. Bunu zaten yaklaşık 3 ay önce fark ettik. Devamlı lobi yapıyoruz. 1-2 tuğ general şey var. Yani sadece sivil havacılıkta değil, askeriyenin elinde de ciddi jammerlar olduğu için illegal de olsa bazen GPS baskılamaları yapıyorlar. 1-2 general abimiz tanıdığımızda lobi yapıyoruz bir yandan.
Bir yandan da sivil havacılıkta daire başkanlarından bir tanesi çok yakın bir abimiz, sağ olsun, ona devamlı çok iyi. Bu mevzuat kısmında geliştirmeye çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem yurt dışındaki olası potansiyelleri Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz bu noktada. Bunu yapmak önemli. Bunu yaparak zaten iş şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Biraz daha gelişiyor. Biraz da sektörün de önü açılıyor. Bunu ne kadar çok kurum ya da kişiyle yaparsanız o kadar bununla çekinmeyin. Bazen şey olabilir. Startup veya sadece ürünü geliştirme. Ürün geliştirmek bazen bitmiyor. Yani ürünü geliştiriyorsun, müşteriyle konuşuyorsun ama bir yandan regülasyon geliyor. Her şey çöpe gitme ihtimali var. O yüzden regülatif kurumlar tarafıyla çalışmak önemli. Deniz temizliği tarafında o deniz İMO ile çalışmak, onlarla sürekli tanışmak ve sizden haberleri olması kıymetli. Diğer yandan da işbirliklerini yaparken de şey de düşün bakın. Maliyetlerimizi içeride mi tutmak önemli, dışarıda mı tutmak? Bunu nasıl size tarif edeyim? Kurye işinden örnek verin. İşte kurye firmalarında isteseler biliyorsunuz tüm kuryeleri içeride alabilirler. Kendi çalışanı da yapabilirler. Bunun yerine ne yapıyorlar? Kuryerle bir ayrı firma gibi işbirliği yapıyorlar. Yani onu alt tedarikçi yapıyor. Ve diyor ki sen bunu getir götür sürecini ben sana faturanı kes sürekli çalışayım seninle. Ama ben seni içeride sigortalamayayım diyor. Belki bunun taşeron sistemine kısmen benziyor ama bunun artı eksi dezavantajı da var. Ne kadar çok performans odaklı yaparsa o kadar iş kolay gidiyor. Ama biraz devlet memuru edasıyla biz bunun üstünüze alınmasın eğer burada bir memur varsa. Yani performans odaksız bunu yapınca işbirliğini biraz problem oluyor. Bazı istediği verim alamıyor. Bu yüzden kurum ne yapıyor? Bunu gidiyor kuryeleri alt tedarik yapıp ayrı dışarıdan bir kurum gibi yönetiyor. Bu şekilde daha verimli yönetebildiğine inanıyor. Ya da bazen Migo gibi kuruluşlar var. Bu kurye süreçleri kendi içine yürütüp, yani kendi sigortasını alıp kendi tüm operasyonu yapan Getir mesela Vigo ile çalışıyordu biliyorum. Bazen bu süreçlerinizi dağıtmak mantıklı olabilir. Buyurun. Bizde evet evet bir yandan da şey vergi avantajı da oluyor. Yani fatura kesi zaman gider de gösteriyor. Aynen. Biz de mesela şu an konseptimiz onun üzerine. Yani robot satmaktansa diyoruz ki bir işçiymiş gibi size fatura keselim, hizmet verelim. Firmalarına robot kiralayın için. Direkt işlem başına ücret alın ya da kiralayın direkt. Aynen öyle. Bizim de tam olarak plan şu noktada bu. Şu an abonelik mesela en çok şey yapılan nokta, sevilen bir nokta diyeyim. Evet, tam olarak öyle. Bunun haricinde de başka diyebileceğim nokta şu an ilk aklıma gelmiyor. Sizin özellikle sorularınız varsa işbirliği tarafında bunlardan da gidebiliriz. Buradaki işbirliği tarafında şu an mesela bir kurumla işbirliği yapmak istediğiniz kurum var mı? Erişemediniz. Buraya katılan arkadaşlardan sorayım. Bizim var Migros'ta erişemiyoruz. Yani her yerden mail atıyoruz geri dönmüyorlar. Ciddiye mi almıyorlar artık bilemedim. Startup bölümüyle görüştünüz mü? Bu startup işlerine bakın. Ha, yok görüşmedik çünkü bugünkü eğitimin belki bize olan yararlarından bir tanesi de bu olabilir. Nasıl görüşeceğimizi de bilmiyoruz. Yani bu B2B partnership de nasıl ilerliyor? Adama şey LinkedIn'dan merhaba biz bunu yaptık mı? Katalog mu açacağız? Veya Migros'un Migros diye programı var. Orada dönemsel çağrıya çıkıyorlar ve oradan direkt başvurabilirsin. İkincisi buranın yöneticisini de söyleyeyim sana. Ayşegül Özkavukçu. Not aldım. Bu kişiye LinkedIn'den de yazabilirsin. Şimdi gene bakayım. Migros maili var mıydı bende? Şu an bulamadım Migros mailini. Mesela Ayşegül Özkavukçu ile tanış. Çağrılığını takip et Migros app'ın. Oradan başvur direkt. Hatta o da İTÜ'lü. İTÜ'lü olmanın şeyini kullan. Avantajını. Ben genelde şeye bakıyorum. Nereden mezunlar ya da nereliler. Bu iki muhabbet her zaman işe yarıyor. Kişileri ikna etmeni. Evet, A101'in de CTO'su da şeymiş, İTÜ'lüydü. Bir yere hem İTÜ'yü göreceğim hem de sizi göreceğim dediydi. Adamla öyle ilişki kurduk. O da garipti. Şimdi ben en şeyi sorayım. Adamlara veya işte kadınlara, herhangi bir işin yöneticisine direkt LinkedIn'dan merhaba biz bunu yapıyoruz, sizinle görüşmek istiyoruz bir şekilde yapacağız veya daha kurumsal bir dilemi nasıl bunu açıklayabilirsin? Merhaba abi. Adın şu. Ben şu şirketin yöneticisiyim. Biz bu alan çalışmalar yapabiliyoruz. Çalışmış işte örnek vereyim biz Logistika'nda çalışma yapıyoruz. Migros App programını gördük. Migros App programı hakkında bilgi alıp eğer bize uygunsa da ileride belki katılmak istiyoruz diye söyle mesela. İlerlersin. Hatta Migros App'ı incele bakalım. Bu çok öğrenci projesi gibi göstermez mi? Yani bunun daha profesyonel hali yok mu? Direkt böyle mi giriyorlar? Normalde abi, olması gereken bu mu? Yani? İletişim kurmanın normalde en profesyonel şudur. Sen gitmeyeceksin, kurumlar sana gelecek.
Ama onu yapman için belli büyüklüğe erişene kadar herkesin peşine düşmen lazım. Ben şey bir adamımdır mesela. Ben peşine düşerim, ben ilerletirim. Hatta onlar dönmediğinde daha üst yöneticiye ilerletirmiş. Bunu beklememek şeyden önemli. Nasıl söyleyeyim? Süreçler yavaş. Türkiye'de mesela startup dünyası dünyada hızlıdır. Adamlar mesela Türkiye'de 18 ayda exit oldu. Büyük başarı ama dünyada bu 18 aydan daha hızlı exitler de var yani. Mesela ben senin yanında olsam Microsoft'u incelerim. Ekip girişimlerine bakarım. Daha önce kuruluş tarihine bakarım. Direkt bir ilk programla beraber gidelim. Şimdi programa olmadığı dönemde, kaçırdığı dönem girince de şey oluyor. Senin gelecek sene inceleyelim, görüşelim gibi oluyor. Kalıyor. Microsoft.com hatta şeyde sana bahsettiğim programda. Onu görmüş müydün? Yok, görmemiştim. Hatta şimdi internetten arattırarak tarayıcı geçmişte kaldım. Aynen. Mustafa Tağsun paylaştı. İnce bakacağım. Oradan inceleyebilirsin. Mesela kurum, sen dedin ya harita. Haritada şey var. Kurum startup işbirliği yapan. Migros bunlardan biriydi. Direkt Migros'a bu kanal üzerinden gitmem daha iyi. Migros'un kurumsal iletişimine gitsen belki hiç anlamayacak ya da bilmeyecek. Seni hiçbir yere yönlendiremeyecek. Ama bu kurumda bu işlere bakan illa birileri oluyor. Yani startuplar tarafından, büyük kurumlara, inovasyon ekipleri diye geçiyor. Bunlara bakabilirsin. İkinci noktada da şeyle bak. Yıldız grubu var ya, Yıldız Holding. Evet, Yıldız Ventures var. Onlar da birisini vermişlerdi, onlar da dönmedi. Onlar da ciddiye almadı sanırım. Bu ciddiye almadı diye bir şey, dönmedi diye bir şey yok. Bak, bir kere mail atmanın bana da yanlış anlamayın, şu an mesaj kutumda 100'ü aşkın mesaj var WhatsApp'ta. Mailde kaç tane var? 1374 de çoğu reklam vesaire. Mailler geliyor ya. Gün içinde bazen benim 4 tane ayrı yere gidiyorum. Bu yöneticiler de aynı şekilde. 4 tane ayrı gidiyor. Bazen tarih kısıtlı nokta var. O mailin belki senin spamına düştü. Haberin yok mesela. Karşı taraf bunu hiç görmüyor. O yüzden bir kere mail atmanızın hiçbir şeyi yok. Dönmedikleri zaman yani ona kusur bulmayın. Orada işinizi siz takip etmiyorsunuz demek oluyor. Mail attıktan sonra gitti mi gitmedi mi telefonla arayabilirsiniz. Hatta dünyada şey var böyle uygulamalar. Mail açıldı mı açılmadı mı onu görebiliyorsunuz. Attığınız dosyaya girdi mi girmedi mi bunu görebiliyorsunuz. Bunları kurarak attığınızda şunu fark edin. Eğer hiç mail açılmadıysa, dosya incelenmediyse demek ki mailiniz belki spam'a gidiyor. Kişi maili hiç fark etmemiş. Bu olabilir. Bu şekilde bakın işe. Anladım. Ben yüzsüzlük olmasın diye hiç ikinciyi zorlamıyordum şu ana kadar. Abi, da bundan sonra şey yapalım. Yani isteyenin bir yüzü vermenin iki yüzü. Yani yüzsüzlük yapacaksın. Girişimcinin yüzsüz olması lazım bence. Anladım. Ben bunu inceliyorum. İnovasyon evet. Ekibi dedik değil mi? Bu departmanların ismi evet, inovasyon evet. Ekibi olarak geçiyor. Evet evet. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ya, bu yüzden kaynak dediğim gibi çekinmeyin, bastırın, mailim geldi mi, mailim ulaştı mı, ne zaman değerlendirdiniz, ne döneceksiniz gibi şey yapın. Sıkıştırın onları. Çekinmeyin bu konuda. Nizamettin Bey, kamu işbirlikleri ya da askeri işbirliklerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Kamu tarafı biraz daha zor bir konu. Kamuda şey, startuplarla ilgilenen kurumları yakalamak gerekiyor. Bu işlere genelde Sanayi Bakanlığı'na bağlı birimler bakıyor işte. Startup politikalarını oluşturan tarafta. Ama diğer kurumlarda mesela şey yaptılar onlar. Devlet Malzeme Ofisi var. Onlar mesela yerli teknoloji şirketlerini listeleyip onlarda alım avantajı sağlıyordu. Bunun gibi teşviklerini takip edilebilir. Son kurumun ismini tekrar söyler misiniz? Son kurumun. Devlet Malzeme Ofisi, DMO. Tamam. Sesiniz gelmedi. TÜBİTAK desteği alan kurumların DMO'da listelenmesi gibi şeyler de vardı. Bunları takip edebilirsiniz. Sanayi Bakanlığı bu konuda iyi çalışıyor. Yatırım ofisi meraklı. COSGAP TÜBİTAK zaten bu işlere çalışıyor örnek verirsek. Bu alanlarda hatta şu KOBİGEL desteği çıktı. KOBİ'leri dijitalleştiren bir hizmet yapıyorsa size de bu ürünün geliştirme desteği veriliyor iyi bir miktarda. Yeni açıklandı o da. Bir daha söyler misiniz? KOBİGEL. KOBİGEL. Amaç orada teknoloji şirketleriyle KOBİ'lerin, imalat sanayi KOBİ'lerin işbirliği yapması için verilen bir destek. Kaç milyonlu ya? Şu an 1-2 milyonu galiba hatırlamıyorum. Yaklaşık 900 bin lira sadece eleman desteği vardı. Yani maaş desteği falan veriyor. Bunları Zahmettin Bey dondunuz sanırım. Şey, siz dondu da tamam bir daha geldi. Diğer yandan askeriye tarafında yani şöyle söyleyeyim. Amerika'da şey var. Askeriyedeki birimlerin hepsinin ayrı bir VC'si var. Türkiye'de ise aslında buna en yakın şey SST AŞ var. Onlar hatta şimdi kalkınma fonuna yeni bir fon da oluşturuyor. Bu alanda burada size önerim fon ekipleriyle görüşmeniz. Onlar belki gerekli bir Ar-Ge birimlerini yönlendirebiliyor. Ancak askeri teknolojilerde biraz şey, Türkiye'deki askeri
kurumlarda ya yeni inovasyona giriyor. TUSAŞ yeni giriyor. Aselsan yeni girişimcilik merkezi kurdu. Havelsan kurum içi girişimcilikle biraz çalışıyor. Oradaki noktada biraz onlar çok Ar-Ge odaklı gidiyor. İş modeli ya da son kullanıcıyı düşünmedikleri için biraz onları anlatmanız ya da onlardaki ilerleyişiniz daha yavaş olabilir. Bir de onlar şeyle bakıyor. Stratejik olarak işte biz girersek yabancı yatırımcı giremez vesaire diyebilir. Bunları da değerlendirin. Yani bir işbirliği olmasının size uzun çaplı karlı zararlı da sizi kısıtlayan bir nokta var mı? Buna bağlı. Bunun dışında aklıma gelen devlet tarafından kullanabileceğiniz nokta düşünüyorum. Kalkınma Ajansı'nın programları var. O taraflarda bazen girişimci özel çağrı var. Mesela şu an Adana Çukurova bölgesinde direkt girişimciye hibe veriyorlar. Tabii o bölgede yerel olma şartı falan var. Bu tür kurumlardaki şey işbirliği fırsatlarına bakın. Yani girişimci olarak biraz yüzsüz olun. Gidin Kuluçka Merkezi ne alabiliyorsanız bunu alın. SSB'nin fonları bu yeni kurumun yatırım için SSTEK de yatırım tarafına giriyor da yani savunma sanayi şöyle bir şey var. Onların müşteri almanın size büyük katkısı var. Onlarda kaynak yüksek olduğu için o bir anda işinizi büyütecek şeyler. Tabii müşteri yapmak, onları testlerinden geçmek, o tedarikçi olma süreci zorlu bir süreç. Orada biraz sürekli takip etmeniz gerekiyor. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ha, teşekkürler diye tamam. Yani burada dediğim gibi kurumları belirlerken hangileri inovasyon çalışma yapmış bunlara bakın. Koç Holding'in grupları mesela orada grup şirketleri bu konuda iyi. İşte bankalar bu konularda iyi. Onun dışında başka düşüneyim bizim firma listesinden hızlıca bakıyorum. Bankaları bahsettik. Savunma sanayi dediğim gibi TUSAŞ, Aselsan ve Havelsan yine üçüncü noktada merakla. Yahya Bey bir şey yazmış ama hemen bakıyorum. Evet. En son olarak çıkıyor. Biz ise henüz ilk prototip aşamasını yeni bitirmek üzereyiz. Bu aşamada ikileşikliğin gidilmeli mi yoksa ilk atılım yapılması halinde mi yapılmalı? Devlet desteği olduğu için soru geliyor. Ya orada şey pil konusu biraz devlet desteği verilse bile açık konuşayım kim daha teknolojik olarak üstünse o götürecek kişi. Eğer siz orada teknoloji üstünlüğünüzü kanıtlarsanız Aspisan'a gidin seri üretim için anlaşın. Benim şahsi düşüncem olur. İş birliğine. Çünkü bir fabrikanın kuru yeniden yeni bir fabrikanın kurup bunu verimli hale gelmesi 3 yıl. Ben şöyle biliyorum Yahya Bey, eğer yanlış söylüyorsam lütfen beni düzeltin. Sizin zaten isteğiniz Aspisan'ın pillerini alıp özel bir şekilde birleştirip onları kullanmaktı. Doğru biliyorum değil mi? Ben o zaman yanlış anlamışım. Burada da öyle yazmamış çünkü de ama benim bilgim o yöndeydi. Evet. Şimdi Aspisan o zaman üretimini bekleyeceksiniz uzun çaplı da niye Aspisan kullanmanın size bir teknolojik üstünlüğü var mı? Şu aşamada yok diye biliyorum ben. O zaman bunu beklemenin bir anlamı yok bence. Gidin şu an işinizi büyütecek eğer teknolojik ya da maliyet avantajı ne varsa ilk onu kullanın. Sonra baktınız stratejik olarak tedarikçiyi tek bir yere toplama riskli gördüğünüzden başka tedarikçiye bölünün. Yerli tedarikçiye odaklanın. O daha mantıklı olabilir. Ama şu an sizin derdiniz ilk ürünü çıkarmak olsun. Öyle değil. Rica ederim ne demek? Başka işbirliğine erişemediğiniz kurum var mı? Ya da işte biz anlaşamadık. Şöyle bir hikaye oldu diyebilecek kimse var mı? Aslında görüşmeler yeni yeni yapılıyor. Dolayısıyla şu aşamada olmayabilir. Tamam, ben bir mesela Aygaz, Anadolu Efes, Allianz, sigorta firmaları bu işlere meraklı. Ödeme sistemi, Visa aynı şekilde meraklı. Türkcell'le bu konularda meraklı ama Türkcell'in biraz şeyi de var. Kötü bir iki tecrübesi de var. Teknolojik yani işte Türkcell bilgi teknoloji tarafı diyeyim. Türk Hava Yolları, TEP, işte Yıldız, Vodafone, Vestel, Türk Trakto, MediaMarkt gibi ürün hizmetler. Mesela MediaMarkt perakende teknolojisine bakıyorlar. Onları da önerebiliriz. Bir şey sorabilir miyim o zaman? Buyurun. Benim şimdi ürün hidrofobik yağ tutucu ya da işte petrol herhangi bir su haricinde her şey tuttuğu için bünyesinde. Evet. O Türk Hava Yolları'nda bu jet yakıtının sızdırılmazlığı ya da işte oradaki yağ sızıntısı ile ilgili ya da büyük sanayi firmaları, ağır sanayinin olduğu noktalarda benim ürünümü pet şeklinde de yapılabiliyor.
Yani böyle bir havlu gibi düşünün, gözünüzde canlansın diye. Hı. Bunu oralarda da satma konusunda yardımcı olabileceğiniz kişiler var mı acaba? Türk Hava Yolları'na direkt bizim sistem üzerinden başvuru kanalı var. Direkt oradan başvurabilirsiniz. Orada İbrahim Asa diye biri var, ilk elemeleri yapan. Lokman Ökten aynı şekilde diğer isim olan. Bunlar bakıyor o işe. Sizin site derken tam şey yapamadım da. Data Centrum'da. Tamamdır. Sesinizi anlayamadık. Bir daha söyler misiniz Nizamettin Bey? Startupcentrum.com'da zaten Startup direkt sizin. oradan başvuru da yapabiliyorsunuz Türk Hava Yolları'na. Bu linki acaba şeye paylaşabilir misiniz sohbet chat kısmına? Mustafa Bey paylaşmıştı sanırım. O yine tekrardan Yukarıda atarsa kaldı çekerim. Ömer Bey. Ya burada şuna bakın. Kurumlar şu an mesela size önerim şeyi bakın Ömer Bey. Sürdürülebilirlik hedefi, etki yatırımları. Herkes şu an o konuyu tartışıyor. Karbon ayak izini azaltma. Siz de burada sürdürülebilirlik ve etki tarafının büyük bir fırsat veriyorsunuz. Kirliliği azaltıyorsunuz. Bunu iyi vurgulayın. Sosyal noktanızı iyi vurgulayın. Biz o evet karbon ayak izi hesaplarının hepsini yaptık. Zaten Çok iyi. oradan zaten yani reklamımız aslında oradan gidecek. Tamam. Bunu iyi kullanın. Şu an o konu iyice artacak trendi. Öyle değil. Yeni fonlar kuruluyor sadece bu iş için. Bununla ilgili başka iki projemiz daha var. Hala hazırda ilerleyen sıfır atıkla ilgili. Nasip Hı-hı. olursa dediğiniz gibi karbon emisyon üzerinde ya da sıfır atık üzerinde bir çalışma yapacağız. Çok iyi. Bir şey daha sorabilir miyim ben Buyurun. Nizamettin Bey? Şimdi bizim bir yatırımcımız daha var. Onlar da şey yapıyorlar, yazılım geliştiriyorlar ama hizmet sektörü aslında yaptıkları iş, hizmet sektörüyle beraber. Onlar için söyleyebileceğiniz özel bir şeyler var mı? Yani hizmet sektöründe hangi kısmını yapıyorlar Ayşe Hanım? Mesela şöyle bir şey yazılım geliştiriyorlar. Şirketlerle, kamu şirketleriyle veyahut da ne bileyim belediyelerle anlaşıp şikayet toplayıp o şikayetlerin çözümü gibi bir Yani algoritma. şikayet toplama yazılımı yapanlar var. Olan da belediyeler olur. Diğer büyük kurumlarda bile olabilir. Geniş ama orada şey sorunu var. Rekabetli diğer ürünlerden ne farkı var? Onu iyi anlatmak önemli. Benim sorum şuydu, yani beraber çalışacakları firmaları seçerken nelere dikkat etmeleri lazım? Benim önerim şey yapmak. İçerideki şu an rakip ürünler ne durumda? Ben ona bakarım. İçeride buna yakın arayış var mı? Bununla çalışan ekipleri bir tanışın ve ya da onlarla tanışan ekipleri sorun. Ben genelde firmalarla ilgili ya da görüşeceğim kişilerle istihbarat toplamaktan yanayımdır. Onlarla masaya oturmadan önce kafamda zaten daha önce aldığım bilgilerle bir masaya oturmuş bir simülasyon yapmış oluyorum. Öyleydi. Çalışıp ondan sonra gitsinler Evet. diyorsun. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka soru yoksa bugünlük bu kadar diyelim mi? Nasıl Çok durumumuz? teşekkür ederiz. Gayet Ben güzel teşekkür ederim. bir Teşekkür ederim. arkadaşların soruları olursa bir şekilde size ulaşabilirler yine de, değil mi? Tabii ki. Tabii mail adresimi de yazarım. Bu arada Hatta bir zaten yeriniz neredeydi acaba? ben İstanbul'dayım. Ben biraz değişkenim. Yıldız Teknopark'ta varım. İTÜ Tek bir şeyde, Aydın Tekmer'de varım. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nde zaman ve zamana bağlı olarak her yerde olabiliyorum. Öyle Bilgisayarda diyeyim. ticaretleşme merkezinde var mısınız? Arada mesela bugün oradaydım ya. Akşama doğru uğradım. Anladım. Bir fotoğraf alalım mı Mustafa Bey? Ekran Olur. fotoğrafı. Ne yapalım? Siz bize alacağınız sıra tam söyleyin de. Hatta kamerası açabilen Tamam. birileri varsa. Kamerasını açabilirse herkes, ben de fotoğraf alabilirim. Maalesef ben açamıyorum. Kamerada bir sorun var. Tamam. Tamam. O zaman şu böyle ekran görüntüsü alalım. Tamam. Devam edin. Tamam, aldım ben görüntü. Tamam. Teşekkür ederim. Konuşurken de aldım. Evet, süper. Ben mail adresimi de yazdım. Herhangi bir konu olursa oradan iletişime geçebilirsiniz tekrardan. Dediğim gibi ben size önerim kurumlardaki direkt şey yapın. Bu açık inovasyon kurmuş girişimci haritada yazan firmaları inceleyin. Onlardaki inovasyon birimleri var. Onlarla iletişime geçmek en mantıklısı olur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür Rica ederiz. İyi ederim. akşamlar Görüşmek herkese. üzere. İyi İyi akşamlar. görüşmek Akşamlar. üzere. Hoşça kalın. Pazartesi günü görüşmek üzere arkadaşlar. Akşamı. Bay bay.